siroz ve karaciğer kanserine, hatta organ yetmezliğine yol açabiliyor. Hepatit B, virüslerin nedeni olduğu ve karaciğerin iltihaplanmasıyla seyreden kronik bir hastalık. Dünyada 400, Türkiye'de ise 3,5 milyon insan hepatit B ile mücadele ediyor. Hastalık oranları aşılama çalışmalarıyla bir miktar aşağıya çekilmiş olsa da hala insanlık için büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Hastalar ömür boyunca ilaç kullanmak ve 6 ayda bir doktor kontrolüne gitmek zorundalar. Bu nedenle hepatit B ile ilgili yapılan yeni ilaç çalışmaları büyük bir umutla bekleniyor. Hepatit B'nin ve hepatit D'nin tam olarak vücuttan atılmasıyla ilişkili çok yönlü çalışmalar var. Bunlardan bir kısmı da aslında sonuç vermeye başladı. Faz 3 aşamasına gelinen ilaç çalışmaları Türkiye ve dünyadaki birçok merkezde aynı anda yürütülüyor. Hepatit B ve D birlikte olduğunda da karaciğer hastalıkları, siroz, hepatoseller, karsinom riski de katlanarak artıyor. O yüzden öncelikle bu hepatit D için başladı bu çalışmalar. Onlarla ilgili çalışmalar daha olumlu bir şekilde cevap verince şimdi hepatit B ayağı da başladı. Enjeksiyon ve hap formunda üretilecek olan ilacın 2 sene içinde kullanıma girmesi bekleniyor. Çalışmalar her zaman bütün çalışmalardaki gibi yine faz 1, faz 2, faz 3 diye gidiyor. Faz 3'te de daha çok doz ayarlamaları, bunların verileceği aralıklar belirleniyor. O yüzden de burada da şimdi hangi dozun daha etkili olacağı ve etkinliğin ne kadar süre devam edeceğinin takibi gerekecek.